deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay depreminde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. 112'de görevli arkadaşlarımızdan çok acil bir rica ediyorum. Onlar beni duyabiliyorlar. Hemen kameranın olduğu noktaya 112'deki görevli arkadaşlarımız gelebilir mi lütfen? Çok acil. İki tane 112 görevlisi, iki kişiyi rica ediyoruz. İki hastamız var, yardımcı olunuz lütfen. Sevgili Mersinliler, 13. Cumhurbaşkanımız, 85 milyonun Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beraberinde Cumhurbaşkanı yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la birlikte Mersin'e geldi. Birazdan bu meydanda sizlere hitap edecekler. Şimdi öncelikle ev sahibi münasebetiyle sosyal belediyeciliğin mimarı, barışın, adaletin ve huzurun temsilcisi, tüm engellemelere rağmen Mersin'in çehresini değiştiren ve yükselten, şimdi de Türkiye'yi baharlar getirmek için özveriyle çalışan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'i sevgili eşiyle beraber sizleri selamlıyor. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sana sözüne baharlar gelecek. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sevgili eşiyle sizleri selamlıyor. Bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Sırtını Toroslara yaslamış, yüzünü Akdeniz'e dönmüş. Güzel Mersin'imin yüreği sevgi dolu insanları. Bugün İki değerli konuğumuz var. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı yardımcımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bize şeref verdiniz. Güzel Mersin'imize Sayın Cumhurbaşkanım. Çok heyecanlıyız. Heyecanlı mısınız? Az kaldı. 14 Mayıs'a az kaldı. Hakkımız var. Azimliyiz. Kudretliyiz. Çalışıyoruz. İstiyoruz. İktidarı istiyoruz. Onun için heyecanlıyız. Mersin hakkını alacak. Ben de onun için heyecanlıyım. Türkiye hakkını alacak. Sizin için heyecanlıyım. Ben de belediye başkanıyım. Ben de isterim ki benim cumhurbaşkanım Mersin'in hakkını versin. Mersin hakkını alacak. Sadece önümüzdeki günlerdeki hakkını değil, geriden gelen birikmiş hakkını da alacak. Hepsini alacak. Toptan alacak. Sana söz, Mersinli hemşerim. Mersin'i unuttu iktidar. 10 ilde deprem oldu. 10 il, yanına Elazığ ilave edildi. 11 ilde afet bölgesi ilan edildi. 6 ilde depremden zarar gören iller kategorisinde destek kapsamına alındı. Mersin alındı mı? Sana söz,
Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarında Mersin hakkını alacak. Havaalanı bitti mi? Bitmedi. İki ileri bir geri. Çeşmeli taşıcı otoyolu yapıldı mı? Yapılmadı. İki ileri bir geri. Pamukluk barajı bitti mi? Bitmedi. Tarsus'a gidemiyoruz trafik sıkışıklığından. D400 karayolunu yapamadılar. Size söz, iktidarımızda Mersin hakkını alacak. Ben de hakkımı alacağım. Ben de hakkımı alacağım. Gençlere metro yapıyoruz, engellediler mi? Mersin hakkını almadı. Sizlere söz, iktidarımızda Mersin hakkını alacak. Gece gündüz didindik. 4 yıldır Mersin'e baharı getirdik. Uyku bize haram oldu. Yoksulumuzla, garibimizle, gurebamızla beraber olduk. Acılarını paylaştık. Mutluluklarını paylaştık. Köylümün yolunu yaptık. Üretimi destekledik. Bunları bir başımıza yaptık. Azmimizle, Mersinlimize olan sevgimizle, inancımızla yaptık. Bundan sonra Mersinli hemşerim, sana söz, Mersin'de hakkını alacak. Mersin Belediye Başkanı da hakkını alacak. Sevgili Mersinliler, son söz. Konuklarımız konuşacak. Belediyemizden memnun musunuz? Mersin duymadı. Belediyemizden memnun musunuz? Peki, başkanınız olarak sevgili Mersinliler, 4 yıldır sizinle bir kardeş gibi, bir abi gibi dertlendim. Sizlere hizmet ettim. Alnımın akıyla başım dik sokaklarda gezen bir başkanım. Sizlere de hizmet etmekten gurur duyuyorum. Her haneden bir isteğim var. Bugüne kadar partime oy vermeyen, bana oy vermeyen, başka partilere oy veren, benim insanım, benim hemşerim, eğer Mersinliler bizden memnunsanız, her haneden 13. Cumhurbaşkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum. Adalete susamış Mersinliler, her haneden bugünkü iktidarın karşısında olan 15 Mayıs sabahı huzurlu bir Türkiye'de uyanmak isteyen herkes, bu iktidarın karşısında olan partilere oylarınızı istiyorum. İktidarı istiyoruz, iktidarı. 15 Mayıs sabahı huzurlu bir Türkiye'de uyanmak üzere. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın. Sana sözünü baharlar gelecek. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Akdeniz'in yiğit insanları, Akdeniz'in güzel insanları şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız, 13. Cumhurbaşkanımızın yardımcısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı buraya davet ediyorum. Sevgili eşleri Nursen Yavaş'la birlikte selamlıyor sizleri. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Sana sözünü baharlar gelecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana sözüne baharlar gelecek.
Mersin'e bahar gelmiş. Merhabalar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmama başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Buradan Aksaray'a mitinge gideceğim için konuşmamı mümkün olduğu kadar kısa tutacağım. Sevgili Mersinliler, şimdi Vahap Başkan'ı da dinledim. 2019 yılında Ankara'da seçime girerken öyle çok iftiralar arttılar ki yapamazlar, yardımları keserler, işçileri çıkaracaklar, üç koyunu güdemezler derken bugün 11 tane Millet İttifakı Belediyesi'nin hiçbirisinde bu söyledikleri olmadı. Kimsenin hayat tarzına karışılmadı. Ancak her zaman olduğu gibi siyaseti sürekli olarak çirkinleştirdiler. Uzun yıllardır bu nefret siyaseti ülkemizde devam ediyor. Aslında yakışmıyor. Neden derseniz, işte İstanbul'da Ekrem Bey'in seçiminde Ekrem Bey'i seçmezseniz Mekke düşer, Kudüs düşer. Şimdi de aynı sözleri, benzer sözleri duyuyoruz. Seçime girerken mutlaka biraz milliyetçilik sosu, birazcık da muhafazakarlık sosuna ihtiyaçları oluyor. Çünkü Ankara'da olduğu gibi bir oğluna televizyon, bir oğluna futbol kulübü alıp Ankara'nın kaynaklarını belli iş adamlarına, Anka Park gibi ucube projelere yatırılmasını, konuşulmasını istemiyorlar. Konuşulmasını istemedikleri için de seçimi kaybetmek istemiyorlar. Şimdi de 3-5 maaşlar, torpilli insanlar, artık lüks villalar, lüks hayatlar ve bir sürü iddialar. Bunların konuşulmasını istemiyorlar. Bunun için de yine aynı iftiraları atıyorlar. Yorulduk artık. Ve en son bir sayın bakan şunu söyledi. Siz seçim akşamı 14 Mayıs günü seçimi kazanınca şampanya ile kutlayanları mı oy vereceksiniz veya sabah şükür namazı kılanları mı diye. Ben de bunu yakaladım ya, cevabını veriyorum. Biz Ankara'da seçimi kazanır kazanmaz otobüsün üzerine çıktık. Sevgili Ankaralılar, rozetimizi çıkarıyoruz. Biz asla zafer kazanmadık. Yine aynısını söyleyeceğiz. Çünkü zafer düşmana karşı kazanılır. Bizim düşmanımız yok. Artık Ankara'da, evet, Ankara'da ötekileştirme siyaseti bitti. Herkesi kucaklayacağız diye bunun müjdesini verdik. Sabah da erken saatte gittik. Ankara'da biliyorsunuz Hacı Bayram Camii var. Hacı Bayram Camii'ne gittik. Sabah namazını, şükür namazını kıldık ve bütün billboardları haydi bismillah başlıyoruz dedik, görevimize başladık. Yani öyle bir şey var ki kendi partililerinden başkası sanki inancı yok gibi bu şekilde konuşuyorlar maalesef. Halbuki hiç samimi değiller. Eğer samimi olsalardı, her şeyden önce kim nasıl kutlarsa kutlasın sana ne? İnsanlara daha seçilmeden gene karışmaya başladınız. Madem şampanyadan rahatsız oluyorsun, biliyorsunuz bunların bir bakanı var, yolsuzlukla itham edilmiş. Uçakta da fotoğrafı var. Her cuma günü bir ayet sallayan bir bakanları var. Tek kelime buna söz etmediler. Ve uçaktaki fotoğrafını hatırlıyoruz. Kocaman bir şampanya şişesini devirmiş, gözler bayılmış ve ona bir tek laf söylemeyeyim, şu anda büyükelçi yaptılar. Maalesef hiç samimi değiller. Buna benzer yüzlerce olay anlatırız. Mevsimlik milliyetçilik, mevsimlik muhafazakarlık. Son zamanlarda görüyorsunuz televizyonlarda bazılarının çocuklarının yaşantılarını. Ama kaybettiler. Niye kaybettiler biliyor musunuz? İktidara gelirken dediler ki biz zenginleşmeyeceğiz, halk zenginleşecek. Çünkü dediler biz lokma bir hırka felsefesinden geliyoruz. Bizim dünya malıyla işimiz olmayacak diyerek geldiler 2002'de, öyle mi? Ben diyorum ki
Şimdi bu aileler 21 yıl önceki fotoğraflarını çıkarsınlar. Nerede oturduklarını bir hatırlasınlar. Ne yediklerini, ne içtiklerini, ne giydiklerini bir hatırlasınlar. 21 yıl sonraki farka şöyle bir bakıp eyvah desinler, biz dünya malına mağlup olduk, yandık, bunun için kaybediyoruz desinler. Demezlerse de işte bunun için kaybedecekler. Çok hassaslardı. Gelirken öyle güzel süslü laflar söylediler ki, biz devletin malını şahsi malımızdan ayıracağız. Hazreti Ömer gibi devletin mumu işlerinde mum ayrı, kendi işlerimizdeki mumu ayrı kullanacağız dediler. Şimdi görüyorsunuz, devletin bütün imkanları emrinde. Devleti kendi mülkleri sanıyorlar artık. Propagandaya özel uçaklarla gidiyorlar. Devletin bütün kurumlarını kendi menfaatlerine kullanıyorlar. Adaleti de unuttular. TRT gibi devletin bir kurumunda Sayın Genel Başkanımız 32 dakika konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı 32 saat konuşuyor. Hani adalet? Siz Adalet ve Kalkınma Partisi'ydiniz. Ne oldu? Ama bütün tuşları aynı anda basıyorlar. Bir yandan İmralı'ya heyet gönderip karşı tarafı teröristlikle suçluyorlar. Yani tuşları hep aynı anda basıyorlar ama aynı görüşleri savunan Hüdapar'ı el üstünde tutuyorlar. Söylüyorlar ki, dün akşam yine bir eski başbakan, o bizim ittifakımızda değil falan söyledi ve kendisini de milli, bizi de gayrimilli olarak ilan etti. Ben diyorum ki, millilik de böyle lafla olmuyor. Oğlunuzun olduğu iddia edilen Hollanda'daki serveti bir an getirin Türkiye'ye. Bakın Merkez Bankası'nın dövize ihtiyacı var. Kim milli, kim gayrimilli mutlaka oradan belli olur. Televizyonlarda görüyoruz, mitinglerde görüyoruz. Sürekli azarlanıyoruz. Bu tarafa oy verenler Millet İttifakı'na terörist. Şimdi bakın. Ambulans mı? Evet, sağlıkçı ambulans arkadaşlar. Nerede var görevli yakında? Bir doktor yok mu arkadaşlar? Gönderiyoruz bir dakika. Arkadaşlar bakın, bir yardımcı onu geliyor. Geldi bir, bakın. Bir açın orayı. Geldi geldi. Gençler durum ne? Devam edeyim mi ben? Peki. Evet. Diğer ekip de geliyor. Söylemem. Vaktim yok. Ne olur. Evet, ben devam edeyim. İzin verdim. Belki senin söyleyeceğini de söyleyeceğim. Evet. Dolayısıyla milli, gayrimilli. En son maalesef ne kadar dinsiz, imansızlar oraya oy veriyor dedi. Halbuki bu toplumda biz de şunu söylüyoruz. Biz onlara benzersek kaybederiz. Biz diyoruz ki AK Parti'ye, Millet Cumhur İttifakı'na da, Millet İttifakı'na da oy verenler hepsi başımızın üstündedir. Kimseyi ayırmıyoruz. Cenab-ı Allah 7,5 milyar insan yaratmış. Hepsinin fikri başka, zikri başka. Elbette farklı düşünecek ama bizden olmayanları bu şekilde itham etmenin de hiçbir anlamı yok. Her şeyi söylüyorlar. Evet, ilk defa burada konuşacağım. Çok vaktim yok ama en son biliyorsunuz 85 yaşındaki Saadet Partisi Sayın Genel Başkanı'nı da LGBTC ilan ettiler. Sürekli diyorlar ki hepsine, bunlar LGBTC, bunlar LGBTC derken aslında bir şey söylemek istiyorlar, kötü bir şey. Anlıyorsunuz ne demek istediklerini değil mi? Şimdi ben bunların LGBT karnesini açıyorum. Evet.
Evet. Sayın İçişleri Bakanı sürekli olarak bunlar gelirse erkek de erkek, insan da hayvan evlenecek falan sürekli fantezilerini anlatıyor. Maşallah çok zengin fantezileri var. Onun için de bunlar gelmesin diyor. Bakın Türkiye'de 2002'den sonra bir sürü LGBT derneği kurulmuş bu hükümet zamanında. 14 tane kurulmuş. Bunlardan 7'si Süleyman Soylu döneminde. LGBT oteli açılmış. En göze çarpan da şu, o ondan önce Müslüman Eşcinseller Derneği'ne de izin vermişler. Durum budur. Kimsenin cinsel hayatına devlet karışmaz. Ama bunu şu amaçla söylüyorlar. Şu amaçla söylüyorlar. Bizlere hakaret etmek için söylüyorlar. Bugüne kadar ne silahlı kuvvetler bu kadar siyasete alet edildi, ne camiler, ne okullar. En son ben dedim ki, bakın şimdi böyle gemileri, SİHA'ları hep gösteriyorlar, yayınlıyorlar ya, 15'inden sonra bunlar yerine gidecek, görev alanına dönecek. Siz açlıkla, borçla gerçekte karşı karşıya kalacaksınız. Ev sahibi kiracıyla karşı karşıya kalacak. Siz bakkala, manava gittiğiniz zaman nasıl alışveriş edeceğim diye onunla karşı karşıya kalacaksınız. Yani pahalı hayat şartlarıyla, enflasyonla karşı karşıya kalacaksınız. Bunların konuşulmasını istemedikleri için sürekli sanki harp var gibi bunları gösteriyorlar dedim. Bunu da kesip kırptı troller. Soylu da buna alet oldu. Biz İHA'dan SİHA'dan rahatsız olmayız kardeşim. Sen kendine bak önce, kendine. O İHA'lar SİHA'lar devletin yaptığı gemi, tersane 72'de yapıldı. İHA'lar SİHA'lar 90'lı yıllarda yapıldı. Şimdiye kadar onların hiçbirisi siyasete alet etmedi. Siz sanki bunları partinin müzesine kaldıracak, bizim malımız, devletin malı değil gibi siyasete alet ediyorsunuz. Biz buna karşı çıkıyoruz. Yoksa devletin milli politikaları değişmez. Türkiye Cumhuriyeti ile İslam coğrafyasıyla elbette ilişkilerimiz devam edecek. Ve inşallah siz gideceksiniz, çok daha güzel olacak. Çünkü gençler özgürlük istiyor. İyi cep telefonu isteyen çocuk azarlanıyor. Bunları hep iyi şeyleri kendi çocukları için istiyorlar artık. Fakirlik var, açlık var diyene şükret diyorlar ama kendileri de doymak bilmiyor maalesef. Ben diyorum ki gençler, sevgili Mersinliler, artık azarlanmak istemiyorum. Bize tatlı dilli insanlar lazım. Bakın bugün cuma. Bütün Mersinlerin cuması da mübarek olsun. Camiden çıkan Müslümanın, iyi bir Müslümanın ağzından bal damlar. Yalan söylemez, riyakarlık yapmaz, iftira artmaz, bir başkasına nefret beslemez. E ne varsa hepsini görüyoruz bunlardan. Onlar kendileri biz muhafazakarız diyor, bizi suçluyorlar. Bugüne kadar Sayın Genel Başkanımızın bir tek kötü sözünü duymadık. Cumhur İttifakı'na oy verecekleri de tek kelime etmiyor. Diyor ki 85 milyonun biz Cumhurbaşkanı olacağız, herkesi kucaklayacağız. Hatta güzel bir demeci vardı. Onlar gibi olacaksak hiç olmayalım, yani insanları ayıracaksak diye. Evet, onlar gibi olmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Benim seçimlerden kalma bir sözüm vardı Ankara halkına. Şöyle demiştim. Bana oy vermeyenleri pişman edeceğim dedim. Öyle deyince hepsi şöyle baktı, ne demek istiyor diye. Keşke ben de oy verseydim de, ben de ortak olsaydım dedirteceğim demiştim. İnşallah oy vermeyenler de pişman edip, onları da keşke oy verseydim dedirtecek bir yönetim gelecek. Ve gençler, sizden söz istiyorum. Birinci turda bitiriyor muyuz? Söz mü? Altı siyasi parti genel başkanı yan yana geldi, uzlaştı.
ve dediler ki altı benzemez. Şimdi Allah dediklerini yedirecek ya. Onlar da altıyı buldular. Benzer desen kızıyorlar, benzemez desen kızıyorlar maalesef. Onun için ben diyorum ki güzel bir uzlaşma oldu. Birleştik. Birleşe birleşe kazanacağız inşallah. Evet. Sevgili Mersinliler, inşallah ayın 14'ünde bütün Millet İttifakı belediyelerinde nasıl bereket, huzur hakim olduysa inşallah 14 Mayıs'ta da birinci turda Sayın Genel Başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Kızılay'da karşılayıp Çankaya'ya kadar yürüteceğiz. Sözünü aldım. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturtacağız. Artık ülkemize de bereket, huzur gelecek ve inşallah 85 milyon için bahar gelecek diyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, sevgili eşi Nursen Yavaş'la birlikte sizleri selamlıyor. Yüreğinizde insan sevgisi eksik olmasın diyor. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Yolunuz açık olsun. Sevgili Mersinliler, değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Şu güzel ellerinizi bir gösterir misiniz lütfen sevgili Mersinliler? Sallayın bayraklarınızı. Dost düşman bir Mersin'i bir görsün şöyle. Bu bahar en içten bir sevinçle güleceğiz hep birlikte. Sevgili Mersinliler, son düzlükteyiz. Parolamız çok net. İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? O zaman sizleri çok fazla bekletmeden ben buraya 85 milyonun Cumhurbaşkanını 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Balkonlarından, canlarından, teraslarından, iş yerlerinden el sallayan sevgili Mersinlileri selamlıyor. 85 milyonun Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa bırakıyorum sizleri. Mersin, değişime hazır mısın? Hazır mısın? Birlikte değiştireceğiz. Birleşe birleşe değiştireceğiz. Bir otoriter yönetimi demokratik yollarla göndereceğiz. Ve Türkiye'ye huzuru getireceğiz. Türkiye'ye bereketi getireceğiz. Türkiye'ye kardeşliği getireceğiz. Türkiye güzel bir ülke ve bu güzel ülkede hepimiz dostça yaşayacağız. Bunun sözünü veriyorum size. Bugün aynı zamanda Hıdır Ellez baharın gelişini bize müjdeliyor. Ben de size baharı vaat ettim. Güzel baharlar gelecek diye. Emin olun bu ülkeye güzel baharları getireceğiz. Beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte sandığa gideceğiz. Birlikte oy vereceğiz ve sonra sevincimizi bütün dünyayla paylaşacağız. Evet, biz ülkemize baharı getirdik. Evet, biz ülkemize demokrasiyi getirdik diye haykıracağız. Bütün dünya bunu duyacak. Mersin, güzel bir kent. Kadim bir kent Mersin. Mersin nerede çok güzel. Evet. Diyorsunuz ki tarım kredi kooperatiflerine üyeliği olan çiftçilerin
üyelik tarihinden itibaren sigortalı sayılması. O basit. Daha şeyler var. Daha şeyler var. Çiftçinin ambulans mı? Evet, bir ambulans, bir sağlık görevlileri oraya giderse. Çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine veya bankalara olan borçlarının faizlerini sileceğiz. Çiftçiyi toprakla barıştıracağız. Çiftçi üretecek, herkes kazanacak. Çiftçi üretecek, Türkiye kazanacak. Çiftçi üretecek, her evde huzur, her evde bereket olacak. Çiftçi üretecek, artık buğdayı dışarıdan almayacağız. Buzu dışarıdan almayacağız. Çileği dışarıdan almayacağız. Nohutu, arpayı dışarıdan almayacağız. Canlı hayvanı dışarıdan almayacağız. Eti dışarıdan almayacağız. Her şeyi kendimiz üreteceğiz, kendimiz tüketeceğiz, artanı da ihraç edeceğiz. Herkesin kazandığı bir Türkiye, bizim Türkiye'miz. Dolayısıyla birlikte mücadele edeceğiz. Sevgili gençler, hazır mısınız? Değişime hazır mısınız? Gençler, önünüzde çok büyük bir fırsat var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez gençler otoriter bir yönetimi kullandıkları oyla gönderecekler. Çünkü siz ilk kez 5 milyon 300 bin genç, bir daha ifade edeyim, 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Demokrasiden yana var mısınız? Özgürlüklerden yana var mısınız? Alın terinden yana var mısınız? Üretimden yana var mısınız? Herkesin kazandığı bir Türkiye'den var mısınız? Herkesin kazandığı bir Türkiye'den yana olmak, herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak gençler sizin elinizde. 5 milyon 300 bin genç gidecek ve otoriter bir yönetimi değiştirecek. Bu ülke size teşekkür edecek. Ama dünya siyaset tarihçileri şunu yazacaklar: Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı. Gençler sandığa gittiler, demokratik yollarla bir otoriter yönetimi değiştirdiler. Siz o zaman hep beraber sadece Türkiye için değil, dünya gençliği için de örnek olacaksınız. Grev anayasal bir haktır, engellenemez. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Bütün anayasal haklarınızı vereceğim. Bütün anayasal haklarınızı. O konuda endişe etmeyin. Bir şey daha. Depremzedeleri en çok kucaklayan Mersinliler. Size sadece ben değil, Türkiye'nin size minnet borcu var. Türkiye'nin. 350 bin depremzedeyi kucakladınız. Onların dertleriyle dertlendiniz. Onların sorunlarını çözmek için oturdunuz, çaba harcadınız. Dolayısıyla sadece ben değil, sadece Türkiye değil, aslında dünyaya önemli bir dayanışma örneği de verdiniz. 350 bin kişi geldi, burada sizlerle beraber yaşadı ve siz onların sorunlarını çözmek için onları kucakladınız ve sorunların çözülmesine katkıda bulundunuz. Ben bütün depremzedelere söz verdim. Evleri yıkılan, dükkanları yıkılan, ağırları yıkılan bütün depremzedelerin evlerini, iş yerlerini ve ağırlarını yapacağım ve 5 kuruş para almadan onların hakkını teslim edeceğim. Bir daha ifade ediyorum. 5 kuruş almadan, 1 kuruş almadan onların evlerini, dükkanlarını yapacağım. Çünkü evi yıkılan insanlar, dükkanları yıkılan insanlar, deprem sonrasında hayatını kaybeden insanlar, bunlar büyük acılar çektiler. Tam 43 imza, 23 belgeye atıldı. Bir daha ifade edeyim. 23 ayrı belgede 43 imza var. Ve bunların tamamı kamu görevlileri. Depremzede ise sadece bir kez gidiyor tapu dairesine ve imzayı atıyor, dükkanını veya evini satın alıyor. Yani onun hiçbir günahı yok, hiçbir kusuru yok. Anayasa diyor ki, idarenin kusurundan kaynaklanan zararı idare telafi etmek zorundadır. Anayasal bu gereği olarak, anayasanın gereği olarak
bunu sağlayacağız. Depremzedelere evlerini, dükkanlarını yapacağız, teslim edeceğiz. Öyle 20 yıl borçlanma falan olmayacak. Bunların yaptığı gibi olmayacak. Gidip propaganda yapıyorlar. Efendim, Kemal Kılıçdaroğlu gelirse temelini attığımız iş yerleri veya evler yapılmayacak. Allah Allah. Dünyanın en saçma şeyi. Ya niye yapmayalım? Hangi gerekçeyle yapmayalım? Sen daha Samsat'taki deprem sonrası evleri yıkılan yıllarca önce Samsat'taki vatandaşların hala bir kısmı konteynerde oturuyor. Van'a gittim, Van depreminden sonra hala insanların bir kısmı konteynerde oturuyor. Onların da evlerini yapacağız. Onlara da güzel evler yapacağız. Dirençli evler olacak. Depreme dayanıklı evler olacak. Bunların tamamını yapacağım. Söz verdim, sözünden asla dönmeyeceğim. Para nerede diyorlar. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Emekli için de söyledim. Onlara da söz verdim. Önümüzde Kurban Bayramı var. Gideceksiniz Kurban Bayramı'nda. 15 bin lira paranın yattığını göreceksiniz. Ananızın ak sütü gibi çekeceksiniz. Ve torunlarınızla beraber huzur içinde o parayı harcayacaksınız. Diyorlar ki parayı nereden bulacaksın? Bakın sevgili Mersinliler. Bay Kemal tam 27,5 yıl devlette çalıştı. Maliye Bakanlığı'nda 27,5 yıl. Bütçe nasıl yapılır? Tasarruf nasıl yapılır? Paralar nerelere harcanır? Planlaması nasıl olur? Bütün hayatım bununla geçti. Buradaki tercih şudur. Eğer bütçeyi kim yapar? Siyasi otorite yapar. Siyasi otorite paranın beşli çeteye verilmesini öngörüyorsa para oraya gider. Emekçiye, işçiye, esnafa verilmesini öngörüyorsa para oraya gider. Onlar beşli çetelere Bay Kemal vatandaşa çalışacak. Emekliye çalışacak. İşçiye çalışacak. Çiftçiye çalışacak. Esnafa çalışacak. Sizler için çalışacak. Bir şey daha. Benim öyle saraylarda falan gözüm yok. Ne sarayı ya Allah aşkına. Ben sizler gibi yaşamaya alışkınım. Sizler gibi yaşayınca ben mutlu oluyorum. Mütevazi yaşamak istiyorum. Çoluğumla, çocuğumla, torunlarımla beraber olmak istiyorum. Saraylar bize göre değil. Hele hele saray bana göre hiç değil. Allah nasip eder, sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildiğimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına çıkacağım. Yeteri kadar kamplaştırdılar, yeteri kadar. Artık komşu komşunun kimliğini sorgulamaya başladı. Komşu komşunun inancını sorgulamaya başladı. Her birimiz sinir küpüne dönmeye başladık. Buradan çıkmamız lazım. Buradan çıkacağız. Herkesin kimliği Bay Kemal'in başının üstüne. Herkesin inancı Bay Kemal'in başının üstüne. Herkesin yaşam tarzı benim başımın üstüne. Herkese saygı duyacağım. Benim görevim seçerseniz, benim görevim bir evde çocuk aç mı, aç mı? Okula giderken karnı doyuyor mu? Evde huzur var mı? İşsizler varsa işsizlerin işi var mı, gücü var mı? Benim görevim o ve ben onlarla uğraşacağım. Bunlar başka işlerle uğraşıyorlar. Sarayda oturuyorlar, halktan koptular. Sarayda 3 yerden, 5 yerden aylık alanlar var. Dünyanın parasını kazananlar var. Köşeyi dönenler var. Mersinliler size sözüm var. O 3 yerden, 5 yerden aylık alanların tamamını keseceğim. Tamamını. Tamamını keseceğim. Öyle ballı maaşlar falan olmayacak. Herkes ne kadar çalışıyorsa o kadar aylığı olacak. Bir aylığı olacak. Ve dolayısıyla 7-8 yerden, 10-15 yerden aylık alma dönemini de bitireceğiz. Ayrıca anneler, ekonomik krizin yarattığı buhranı en çok sizler hissediyorsunuz. Evinizde, mutfaklarda görüyorsunuz bunu. Sıkıntıları görüyorsunuz. Pazara çıktığınız zaman aldığınız aylığın
pazar masrafını bile karşılamadığını görüyorsunuz. Ben şunu da çok iyi biliyorum. Hiç meraklanmayın. Beraber göndereceğiz onu. Beraber göndereceğiz. Hiç meraklanmayın. Beraber göndereceğiz. Her ailenin asgari bir gelir güvencesinin olması lazım 21. yüzyılın Türkiye'sinde. Eğer bir aile yoksulsa aslında 85 milyon insan yoksul demektir. Dolayısıyla herkesin karnının doyduğu bir Türkiye güzel bir Türkiye'dir. Aile destekleri sigortasını Allah nasip ederse getireceğiz. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Öyle beslenme çantası uygulamasına da son vereceğiz. Çocuk okula gidecek, arkadaşlarıyla beraber suyunu içecek, sütünü içecek, yemeğini yiyecek, karnı tok, evine dönecek. Böylece anne, ya acaba beslenme çantasına ne koyayım diye asla düşünmeyecek. Böylece anneler çocuklarınızı huzur içinde okula gönderebileceksiniz. Onlar okulda beslenecekler. Okulda akranlarıyla beraber olacaklar. Bunu da sağlayacağım. Ayrıca bir şey daha. Bütün köy okullarını yeniden açacağız ve Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Köy okullarını niye kapattık? Köy okullarını açacağız. 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Köylerde hiç endişe etmeyin. Hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağım. Bu kardeşiniz bütün hayatını adalete adamış bir insandır. Adalet için. Çünkü devletin dini adalettir. Ve devlet adalet üzerine inşa edilmiştir. Yüce Yaradan kainatı da adalet üzerine inşa etmiştir. Bizim dışımızdaki bütün canlılara da saygı duymak bizim temel görevlerimizden birisidir. Adaleti sağlayacağız. Köylerde sadece imam olmayacak, sadece öğretmen olmayacak. Aynı zamanda tarım yapılıyorsa ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak. Eğer hayvancılık yapılıyorsa veteriner hekim olacak. Dolayısıyla kırsalda imamı, öğretmeni, ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni, veterineri hepsi olacak. Bunların aylıklarını, öğretmenin aylığını nasıl devlet ödüyorsa bunların da aylıklarını ödeyecek. Çiftçi hangi gübreyi atmalı? Toprak analizlerine bakılacak. Verim en güzel şekilde nasıl alınacak? Bunların tamamı yapılacak. Bu söylediğim kişiler üreticilerin emrinde olacak ve onların talebini yerine getirecek. Ömür boyu diyor ağırlaştırılmış Kemalciğim diye gönlünü rahat tut. Beraberiz ve birlikteyiz. Beraberiz ve birlikteyiz. Aile desteklerinin sigortasından söz ettim. Bütün hanelerde asgari bir gelir güvencesi olacak. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Ve herkes akşam evde huzur içerisinde ailesiyle birlikte olacak. Televizyon mu seyredebilir? Edebilmeli. Caddeye, sokağa mı çıkabilmeli? Çıkmalı. Arkadaşlarıyla konuşabilmeli. Ama hiç kimse bu topraklarda yoksulluk çekmemeli. Mersin için bir düşüncemiz daha var. Mersin'i bu bölgenin en güçlü kentlerinden birisi haline getireceğiz. Mersin'i en güçlü kentlerinden, Orta Anadolu'nun bütün sanayi kentlerini demir yollarıyla Mersin'e ve İskenderun'a bağlayacağız. Dolayısıyla fabrikada üreten, sanayici fabrikasında üretiyorsa demir yoluyla Mersin'e veya İskenderun limanlarına geldiği zaman ek bir ücret ödemeyecek. Bütün lojistik harcamalarını biz karşılayacağız. Böylece önümüzdeki 5 yıl içerisinde burada yaklaşık 850 bin yeni istihdam alanı yaratacağız. 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu yaklaşık 2,5 milyon azalacak. Bu bölge özel ekonomi bölgesi olacak. Bu bölgeyle ilgili özel yasa çıkacak. Dolayısıyla Akdeniz Havzası Türkiye'nin ürettiği en güçlü havza haline gelecek. Türkiye'nin ürettiği, Türkiye'nin kazandığı en güçlü merkez haline gelecek. Maden rafinerisi de kuracağız.
metal rafinerimiz de olacak. Dolayısıyla dışarıdan pahalıya aldıklarımızı kendimiz üreteceğiz. Kendimiz satacağız ve kendimiz kazanacağız. Bundan da emin olmanızı isterim. Bir şey daha, hava çok sıcak, biraz acele ediyorum. Çünkü sıcakta beklemenizi istemem. Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine uğurlayacağız. Bir daha ifade edeyim. Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine uğurlayacağız. Asla ırkçılık yapmayacağız. Onların yollarını, okullarını, köprülerini, kreşlerini tamamını Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitlerimiz yapacak. Gidecekler kendi ülkelerine, kendi ülkelerinde, baba toprağında, ata toprağında rahat etmelerini sağlayacağız. Ayrıca meşru hükümetle karşılıklı büyükelçilikleri hemen açacağız. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliklerini tamamen sağlayacağız. Dolayısıyla buradan gidenler huzur içinde kendi ülkelerine gitmiş olacaklar. Biz uzun süredir onlara ev sahipliği yapıyoruz. Ama bizim evlatlarımız işsiz. Bizim evlatlarımızın sorunu var. Dolayısıyla biz Suriyeli kardeşlerimizi elbette severiz. Ama onlar kendi ülkelerinde olup, kendi ülkelerinde üretip, kendi ülkelerinde çalıştıkları zaman daha fazla memnun oluruz. Bunu sağlayacağız. Son olarak şunu söyleyeyim. Arada bir sürü laf ediyorlar. Yok şöyledir, yok böyledir, yok masanın altıdır, yok masanın üstüdür. Bir sürü iftiralar var. Ya arkadaşlar, ya Allah onlara akıl fikir versin. Ya terör örgütünün saldırısına uğrayan benim ama ben suçlanıyorum. Ya evladını, onlar paralı gönderdiler çocuklarını askere. Ben evladımı fakirin, fukaranın, garibanın evladı gibi askere gönderdim. Yine ben suçlanıyorum. Bizim 2 kırmızı çizgimiz var. 2 kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Nokta. Vatanımız ve bayrağımız. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Kul hakkı yemedim ve kul hakkı yedirmeyeceğim. Bir daha ifade ediyorum. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Onlar söylüyorlar mı? Biz kul hakkı yemedik diyorlar mı? Diyemiyorlar. Yedirmeyeceğim diyorlar mı? Diyemiyorlar. Ben onların neler yediklerini biliyorum. Ben onların 418 milyar doları 20 yıl içinde yurt dışına nasıl götürdüklerini biliyorum. Hangi bankalarda kimin ne kadar parası olduğunu biliyorum. Bu millete sözüm var. O paraları son sentine kadar Türkiye'ye getireceğim ve bu millete vereceğim. Sanıyorlar ki, evet bir sağlık görevlisi arkadaşımız da oraya bakarsa, sanıyorlar ki Bay Kemal bu parayı getirmeyecek. Getireceğim, getireceğim. Son kuruşuna kadar getireceğim. Öyle parayı alacaksın, götüreceksin Manhattan'da, yani Amerika'da, New York'ta. Dünyanın en pahalı yerinde 35 katlı bina yapacaksın. Muhammed Ali Clay'in çiftliğini alacaksın. Bay Kemal de bunu seyredecek. Yerler mi? Yemezler, yemezler. Onların tamamını getireceğim. Fakir fukaranın alın terini çaldınız. Onların tamamını getireceğim. Ve bu ülke için harcayacağım. Sizin için harcayacağım. Bu ülkenin huzuru ve bereketi için harcayacağım. Son, Ekrem Başkanımız ne diyor? Her şey, her şey, bu taraftan ses yok ama, her şey, her şey, en arkadakilere de sesleneyim, sesim geliyorum bilmiyorum, her şey, bayraklar kalktığına göre duyuluyoruz demektir, her şey, her şey. İnanın her şey çok güzel olacak. İnanın. İnanın bu ülkeye baharları getireceğim. İnanın. İnanın birlikte huzur içinde yaşayacağız.
Bu topraklarda inanın. İnanın tüyü bitmemiş yetimin hakkını, hukukunu arayacağım. İnanın. İnanın alın teri dökenin hakkını, hukukunu teslim edeceğim. İnanın. İnanın. Mülakatı kaldıracaklarmış. Ya ben söyledikten sonra mı aklına geldi? Yapacağız gençler, sizin de hakkınızı koruyacağız. Torpille son vereceğiz, göreceksiniz. Liyakati sağlayacağız. Son bir şey daha. Bizim bu toplantımızın güven içinde gerçekleşmesini sağlayan polis arkadaşlarımız var. Onlara da yürekten teşekkür ederim. Biz akşam evimizde huzur içinde yaşarken onlar günün 24 saati içinde Türkiye'de bizim huzur içinde kalmamızı, yaşamamız için çaba harcıyorlar. Onların 12 saat, 13 saat, 14 saat çalıştıklarını biliyorum. Bazen 24 saat çalıştıklarını biliyorum. O nedenle polis arkadaşlarımızın sorunları var. Onu da gayet iyi biliyorum. Bay Kemal'in sözü var. Bütün memurların ve polislerin sorununu çözecek. Bir yere giderken kilometrelerce polisleri diziyorlar. Yolun kenarlarına diziyorlar. Ya niye diziyorsunuz? Bu insanın tuvalet ihtiyacı var. Bu insan yemek yiyecek. Bu insanın sorunları var. Onu görmüyorlar. Polis intiharlarını da biliyorum. Ama sözüm söz. Çözeceğiz. Beraber çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Teşekkür ederim. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Haydi haydi Türkiye haydi. Ben Kemal, geliyorum. O taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. 85 milyonun Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Gelsin artık bereket, ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız, Cumhurbaşkanı yaparız, temiz sayfa açarız. Sayın Mansur Yavaş'ı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'i, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karaları. Müziği alabilir misin biraz müziği? Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, Millet Buluşmalarımızın Koordinatörü Eski Devlet Bakanımız, İstanbul Milletvekilimiz Erdoğan Toprak. Birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. Mersin milletvekillerimiz Alpay Antmen. Mersin milletvekilimiz Cengiz Gökçel. Şimdi Millet İttifakı başkanlarımızı çağıracağım. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Koray Kömür. Usandık haydi cana tak etti haydi haydi kazanalım haydi. İYİ Parti İl Başkanımız Mehmet Tutar. Haydi adalete haydi haydi. Demokrat Parti İl Başkanımız Ziya Erdoğan. Ben Kemal, geliyorum. Saadet Partisi İl Başkanımız Mehmet Polat. Gelecek Partisi İl Başkanımız Hamit Karış. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Deva Partisi İl Başkanımız Sedat Topoğlu. Açarız, sana söz biz birlikte, yüzyılı kurtarırız. Sevgili Mersinliler, şimdi 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla seçerek Ankara'ya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı anons ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin milletvekili adayları, Mersin'in Karaoğlanı Ali Mahir Başarı. Haydi kazanalım haydi haydi beraber haydi haydi Türkiye haydi. Haydi hep birlikte sanda. Gülcan Kış. Türkiye kazanacak. Haydi. Haydi Türkiye haydi. Mehmet Emin Ekmen.
Talat Dinçel, sana söz veriyorum. Hasan Ufuk Çakır, Emre Yılmaz, Nursen Yücesoy, Leyla Serin Kırık, Ahmet Yorgun, Mehmet Gültekin Uğur, Şerife Arıcı Yıldız, Güven Koçabıyık, Neslihan Çevik. Usandık haydi cana tak etti haydi haydi. İYİ Parti milletvekili adaylarımızı anons ediyorum. Burhanettin Koçamaz, Aydın Enes Seydanlıoğlu, Ali Er, Esra Kahraman Sönmez, Özer Özel, Mehmet Turgut, Yüksel Çelik, Esin Erkoç, Ali Rıza Özdeniz, Mehmet Türe, Mehmet Yunus Seven, Erkan Arıcı, Hilal Usta. Sevgili Mersinliler, şimdi belediye başkanlarımızı takdim edeceğim. Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Darhan. Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan. Yine Adana'dan konuk belediye başkanımız var. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin. Sevgili Mersinliler, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Her şey! Her şey! Her şey! Teşekkürler sevgili Mersinliler. 13. Cumhurbaşkanımız, 85 milyonun Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in misafirperverliğine bir kez daha çok teşekkür ediyor. Milletvekili adaylarımızı sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın sevgili Mersinliler.